Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Başlıkta görmüş olduğunuz gibi bir erkek ile bir adam arasındaki 10 temel farktan bahsediyor olacağım. Bu arada bu videoyu rencide etmek, küçümsemek amacıyla asla çekmiyorum. Yani bir erkeğe sen adam değilsin diye biliyorsak bunun farklarını da bilmiş olmamız gerekiyor. Çünkü adam olmak maalesef her yiğidin harcı değil. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre ülkemizin, Türkiye'nin çoğu yani kadınlardan daha fazlaymış. Aman da ne önemli bilgi değil mi? Yani sen asıl o erkeklerin yüzde kaçı adam, bize onu söylesen daha makbul olurdu. Yani bize o yüzdeden erkek olanlar değil, adam olanlar lazım. Marifet erkek olmak değil, adam olmak. Adam olabilmek, yani o erkekliğin hakkını verebilmek. Yoksa hayvanlarda da bir sürü erkek var. Adam olmak ne işle, ne parayla, ne pulla, hiçbiriyle ilgisi yok. Bir kere adam olmak karakter meselesi. Öyle teyzelerin koskoca adam oldun demesiyle adam olmuyorsun maalesef. Eğer öyle olsaydı 30'lu 40'lı yaşlara gelip hala adam olmayan erkekler olmazdı. Neyse, o konulara hiç girmek istemiyorum. Ülkenin durumu zaten ortada. Anlayacağınız adam olmak öyle söylemek kadar kolay falan değil. O yüzden zor mor demeden arayıp bulmak lazım öyle adamları. Onlara aşık olunmalı çünkü. Eğer hayal kırıklığına uğramak istemiyorsan her erkeği de adam yerine koymayacaksın. İyi güzel söylüyorsun Gizem ama nedir peki bunlar? Nasıl anlayabiliriz bir erkeğin adam olup olmadığını? Şimdi onlardan bahsetmek istiyorum. Bu arada madde madde hazırladım. Çünkü her söylediğim birbirine karışsın istemiyorum. Ve her söylediğimin farklı bir altyapısı olduğu için 10 madde hazırladım ve 10 maddelerin bir tanesinden başlamak istiyorum. Birinci maddemiz, her adam erkektir ama her erkek adam değildir. Çünkü adam olmak erkeklik gibi cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir. Bir adam önce karakteri ele verir. İkinci maddemiz, erkek olmak bir cinsel organdan ibarettir. Ama adam olmak için bir de yüreğin olması gerekir. Çünkü gerçek adamlar iyi niyetli bir yüreğe sahiptir. Vicdan sahibi ve iyi niyetlidir. Bir erkek ne istediğinden asla emin değildir. Sağ solu tutmaz yani, anlayacağınız. Maymun iştahlıdır. Savaşmaz etmez. Kolaya kaçar. E tabii ki kolay da vazgeçer. Bir adam ise her zaman ne istediğini iyi bilir. Ve o istediği şeyin peşinden gitmekten asla korkmaz. Ha, gitmeye de üşenmez, orası ayrı tabii. Dördüncü maddemiz ise erkek dediğin anı yaşar. Geleceği hiç düşünmez. Sadece eğlencenin peşindedir. Adam dediğin ise gelecek planı yapar. İş hayatı, ailesi, sevgilisiyle ilgili her zaman gelecek hedefleri ve planları vardır. Bir erkek kalbi altısını yeterli, bu kızı götürsem ne havam olur demek arasında gidip gelirler. Bir adam ise bir kadının asla dış görünüşüne bakmaz. Bir adam birlikte olacağı kadınla güzellik dışında da özellik arar. Adam dediğin kendisini rahatsız eden ve zor konulardan asla kaçmaz. Onlarla yüzleşir. Haksızsa susmayı da bilir, özür dilemeyi de. Erkek ise mecbur kalmadıkça o sorunlarla asla yüzleşmez ve tabii ki yine mecbur kalmadıkça asla özür dilemez. Bir adam hem sosyal olup hem de sorumluluk sahibi olabilir. Nerede durması gerektiğini iyi bilir. Bir erkek ise yarın yokmuş gibi alem yapmayı çok sever. Yani kısacası bunun peşindedir. Yani bir adam ne yapması gerekiyorsa onu yapar. Bir erkek ise sadece istediğini yapar. Dokuzuncu maddemiz. Bir adam sözünün eridir. O söz ağızdan bir kere çıkar. Arkasında da durur. Bir erkeğin sözleri havadır. İşin özü, erkekler söz verir, adamlar o sözü tutar. Ve onuncu maddemiz. Oyunlar erkek çocukları içindir. Adamlar için değil. Bir adam asla bir kadının ne aklıyla ne kalbiyle oynamaz. Uzun lafın kısası, zordur adam olmak. Ama değer de her çabaya. Çünkü günün sonunda kadınlar hayatına kaç erkek girmişe bakmaz. Hayatımda kaç tane adam tanımışım diye bakarlar. Beyler haberiniz olsun. Hani diyoruz ya, erkek olmak ve adam olmak. Aslında bunların arasındaki farkı birçoğumuz bilmiyor, görmüyor, duymuyor, işitmiyor. Herkes erkeklerden bahsediyor çünkü, adamlardan değil. Ve eğer sen şu anda kalbi kırık bir kızsan, bu bir adam yüzünden değil, bir erkek gözünden. Bunu da bilmeni istiyorum. Yani bir erkek için üzülmeye asla değmez. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu çekmeden önce şöyle düşündüm. Acaba büyük bir tepkiyle karşılaşır mıyım? Ama sonra ülkemizde yaşanan aşırı aşırı iğrenç olaylardan sonra
hala onlara bir erkekmiş, bir adammış işte, bir adamın teki falan dediğimiz için aşırı sinirlendim. Çünkü her erkek dediğim gibi adam olamaz. Onlar adam değil yani. Demek istediğim bu. Bir erkekle bir adamı ayırt edebilin. Hayatınıza bundan sonra hatasız bir şekilde devam etmenizi istiyorum çünkü. Bir adam için her şeye değer ama bir erkek için değmez. Ya tırnağını şöyle kesip suratını atmana değmez. Yüzüne tükürmeye değmez. O kadar değmez. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve abone ol tuşundaki zile basmayı lütfen unutmayın. Dilerseniz beni sosyal medya hesabından da takip edebilirsiniz. Bu konuyla ilgili farklı görüşleriniz varsa ya da bana katılıyorsanız, bu konuda sana katılıyorum, şu konuda sana katılıyorum ya da şöyle de olmalı, böyle de olmalı diyorsanız bunları aşağı yorum olarak yazmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.